Evet sevgili arkadaşlar, Yasin'in save dosyasındayız ve şimdi bu modu kullanıp bana şey mi diyor? Evet. Amelisin sen. Teşekkür ederim, öyleyim biliyorum. Tablet de yanına gelin. Arkadaşlar bu arada bugün 21. gün, kanlı ay. Hemen kabul ediyorum hepsini. Senin Hud'un da bir küçük bir adam. Ya o seninle alakalı, onu büyütebiliyorsun. Nasıl büyüteceğim? Ayarlardan Hud büyütme var da aman. Aa, görüş alanı, kalite, arayüz. Benim her şeyim arayüzüm %100 kanka, neyse sıkıntı yok ya. Ben sana doğru koşmaya başlayayım mı? Yok yok, ben arabayla geliyorum. Helikopterle gelecektim de şov olmasın şimdi. Helikopterle mi geleceksin? Evet, ona binemeyiz şimdi ikimiz birlikte. Peki bir yumruk yumruğa zombiyle kavgaya girmem yok mu? Patates edersen ya, aynı zombiler daha güçlü. Dın dı dın dı dın dı dın 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 dı dın. Ölme ölme gençim. Kanka ölmek mi? Az önce birinin ağzını burnunu patlattım adamın. Yakında doğdum bu arada. İsmet ve Hüsamettin'e bulaşmayacaktı. Hatta zombi koşan şişman zombi var. Vallahi ağzının ortasına böyle bir vurur. Abdülkerim atlar, ondan sonra görürsün İsmet ve Hüseyin. İnsan yumruğuna İsmet ve Hüseyin diye isim koyar mı yani? Böyle düşünsene, biri ateş, barut, öteki şey böyle. Ejderha ve kanguru. Gerçi kanguru öyle demez de. Seni bir giydirelim. Kankacım. Geldim geldim. Yeni günlük girdisi hayatta kalma. Sanırım zombi yumrukladığım için başarım aldım. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Aa, senin o büyükbaşı gördüm. Mike Tyson gibi maşallah. Senin o büyükbaşı gördüm. Senin büyükbaşa gidiyorum. Arkadaşlar bu arada şimdi izleyenler için şöyle minik bir dipnot geçeyim. Bizim kendi save'imiz kaldığı yerden devam edecek. Merak etmeyin. Bu bizim save'imizin yanına ek. Yasin bugün... Ah, hoş geldin. Bu bizim save'imize ek olarak Yasin'in save'de size bir kanlı ay göstermece. Hangisine bineceksin? Küçük motosiklet mi? Şey mi? Küçük motosiklete bineyim kanka. O biraz yavaş gidiyor yani. Benzinli dolduruyor. Çekil oradan. Senin yanında böyle ödük gibi dokunmayacağım. Eve götür beni. Tipe bakar mısın ya? Gelebiliyor musun peşime? Kanka! Kardeşim. Sen, yolun geri kalanını katırlarla devam edeceğiz. Buradan çıkamayız. Benimkinin hiç çıkma şansı yok. Gel arabayla gidelim ya. Arabayı koy da arabayla gidelim. Tamam ya kanka. Çok güzel değil mi ya? Hayır, lütfen sansür, ben evi bilmiyorum. Beni almadın. Geldim. Gel motosikleti nereye koydum hatırlayamam. Öyle çok garip. Bir saniye, birazcık oyunun sesini kısayım şimdilik. Sevgili chat, hem benim hem oyunun sesini duyarken böyle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Araba falan arada böyle buglanabiliyor. Arabanın buglanmasını aldırış etmeyiniz efendim. Evet. Envanter modu nasıl? Envanter modu kanka, ben acı çekiyorum. Benimki şu kadar zaten. Benimki ben bunun böyle 1/4 kadar, yarısı kadar. Peki bir günü kaç saate aldın balım? 60'a aldım. Sen normal oynuyorsun. Ha, teşekkür ederim, sağ olasın. Ama şey, farmlamamız gerekiyorsa farmlamana yardımcı olayım. Yok, farmlamamız ya, gerekmiyorsa şey zaten. Sadece evi bulacağız. Tamam. Ya, sen seçeceksin mesela nerede defans edeceğiz kanka diye. Oraya çıkıp çatışacağız. Benim dikenlere falan da hazır yani. Tamam tamam, süpersin süpersin. Hoş geldin Matkancığım, hoş geldin dostum. Umarım keyifli zaman geçirirsin. Arkadaşlar kanlı ay günündeyiz. 21. gün kanlay ama bak hemen göstereyim. Benim seviyemde tier'i biliyorsunuz değil mi? Bakın Yasin'in öldürdüğü zombi sayısı 4255 iken ben kendi save'imde yalnızca öldürebildiğim zombi sayısı 2000 civarlarında biliyorsunuz. 2300 müydü 2500 müydü? Hadi de ki 2500'de. Adam neredeyse benim 2 katım zombi öldürmüş vaziyette ve dünya tier'i 127. 127'ye göre gelecek zombi. Burada Yasin'in üssü. Kenara ben batıyordum. Kanka dikkat etmeye çalışıyorum aradan geçerken oram buram çizilmesin diye. Sandıkları gösterebilir. Ve burası da Yasin'in ürettiği sandıklar ama sıkışmış diyor kanka, ben hiçbirini açamıyorum. Aa, onları açmam lazım. Tekrar açıyorum. Ben tek başıma oynadığım için bana sıkıntı oldu. Evet evet, yani ürettiği motor parçaları, akü parçaları, arabayla alakalı bütün detaylar burada. Silahları burada, kullanmadığı büyük silahlar, motorlu testereler. Bakınız efendim bunlar pompalı tüfek, savunma fişekleri, roket atar mermileri, roket atar mühimmatları var. Ve adamın elinde yani M60 makineli tüfek bile mevcut. Bununla beraber burada bir ton silah var. Ya Yasin'in save'i kesinlikle bizim save'le aşağı yukarı aynı vaziyette diyebilirim. Neden başka save? Çünkü şundan dolayı bugün 21. gün. Benim kanlı ayım 49. günde biliyorsun. 49. gün kanlı ayından önce size bir kanlı ay göstermek istedim. Evet, rahatlıkla böyle birazcık zor zor çarpışalım diye. Bu arada bütün silahların modları falan filan her şeyleri var ya. Hangisi açık değil? Yemekleri burada. Evet. Sur. Sana zarar vereyim mi yine kanka? Kanka ayakına yemekte su attım, onlara al. Hani onları yesen de bana dokunma. Ben trap yapabiliyorum ya, benim her şeyim açık. Teşekkürler. 527 birim su mu? Evet. Kendi save'inde bu kadar düzenlisin de neden benim save'de ağzımı burnumu dağıtıyorsun güzel arkadaşım? Silah al kendine, silah al, silah al kendine. Nerede? Burada mı? Yok, sandıkların içinde hepsi var. Sandıklardan alıyoruz özellikle. Bunlara askeri miğfer, keçeli başlık. Askeri miğferi tak. Şu chest'te bak silahlar var. İstediğin silah seç şuradan o. Sonra bu chest'te paralarım vardı, yukarı chest'te. O ikinci chest'te. Oradan da geldiğin trader'a götürüyor. Trader'dan da sana güzel bir şeyler çekelim. Vay, paralara bak. Sığınak değil, Pentagon. Tabii canım. Benim save 47 saatse Yasin'in save'i de 42 saat civarı falan ya. Yok. Kaç bilmiyorum da. Ben 7 dakikadır buradayım. Yasin'in save'i daha şey böyle. 13 saat olmuş. Yok 18 saat olmuş. 18 saat 46 dakika. Sen 18 saatte mi buraya geldin? Peki evet. Senin bu tabancan niye kırmızı parlıyor diyecektim, şeyden dolayıymış. Boyan kanka bu modda benim gözüm görmüyor. Bana bir elime silah milah bir şey versene. Allah kanka ne seviyorsun ki? El bombası vereyim mi? Yok yok. AK aldım ben. AK ile sıkarım senin için tık tık tık. Level 6 aldın mı? Evet level 6. Bana motor birazcık oldu. Mermi, birazcık onarım kiti falan. Şu motoru al kendin. Öteki motoru atıyorum yere. Tamam. Şunları al. Kanka çok verdin sen bana. Sende var mı ki? Ya söyleyeyim sana. 5000 bende var. 10.000 mermi daha var. Ya bende 20-30 bin var. Ben şurada trafik. Gel benim yanıma. Ben adam bana 5000 mermi verdi chat. Benim save'deki toplam mermi bu kadar zaten. Gel mesela şuraya bak. Benim tüm ham maddelerim bu sandığın içinde. Hmm, sen buradan craftlıyorsun. Anladım. Mesela şuradan diken al kendine. Al 2500'ü. Şurada ikinci sandıkta. Burada savunma aletleri falan var. Hızlı bunlar. Şu yukarı sandık. Ha gördüm. Aldım bir 500'lük. Tamam. Seninle beraber dikerim. Abi. Elimde bana verdiğin 6 level bir zıbıdık var. Onu nereye koyayım? Hangi 6 level? Şu. Atıyorum. Keçeli. Abi bunu satarız ya. Tamam bir tanesini al. Yere koy. Evde doğarız. Tamam. Gittiğimiz yerde de olsak daha iyi olmaz mı? Ya sıkıntı yok. Orada da atarız. Sen şuraya bir tane at. Olmaz. Attım. Gel buraya. İçeri. Yalnız benim şeyim hiç yok kanka. Sağlık malzemesi vereceğim sana. Yok, sağlık malzemesinden ziyade bir de silah çok modsuz. Oo, sen burayı harbiden askeri üst gibi dizmişsin. Kale kanka burası. İçeriye bak. Ohohoho. Hani içeri bir katman girseler bile ana eve kimse ulaşamaz. Abi içeri girmeyi başaramazlar canım, öyle bir şey yok bence. Gel. Chat, buradan içeri girilebileceğine inanıyor musunuz? Bir saniye balım. Yayına gösteriyorum da. Aa! Ya inanılmaz. Kanka! Ya patates. Doğa geri. İnanamam. Ayağım kaydı, ayağım kaydı. Gözüme fener tutma, kendimdeyim, tamam. Yok, kendi ateşi var buradan ya. Gözüme fener tutma artık. Yani, gel gidelim oradan. Paralar aldın mı üzerine? Yok, para falan almadım kanka. Bana bir şu keleşe mod falan verir misin canım? Mod, onarım kiti. Var işte burada, aşağıdan sil. Ya gözüm seç... Yaşlıyım, yaşlı. Ya al üzerinden modların hepsini tek tek tak, envanterinde sanki yer mi yok be? Bunu geri atıyorsun. Göremiyorum, göremiyorum. Anlamıyor musun? Tuzaklar PC'yi kastırır, evet. Bende fazla tuzak var, benim bilgisayarım biraz... Ama aşağı doğru gel. Aşağıda şey yapıyorum. Zombi var, onu vuracağım. Tamam. Aşağı bir arayayım. Ya yukarı kule dikecektim tamam, zombileri daha iyi avlayayım diye de şu yukarı yükselteceğim şöyle kule şeklinde. Hı. Zombileri yukarıdan avlamaya çalışıyor, sonra ana base'e zarar verdirmeyeyim diyor. Başka yere yerleşip şey yapayım. O daha ilerlemedi ya benim. 40. günde kule dikeceğim yukarı. Burayı savunacağım. Gel. Bunlar kapına vuruyor, kapına. Ya bu kapıyı aşağı bırakacağım bu arada ya. Kapıyı kapatacağım. Aa! Ya güzel yere düştün ama. İyiyim. Ben iyiyim. Gel senin hakem modlarını da ver bana. Ben iyiyim, beni merak etme, içeri giriyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı? Aa, balım ya işte hani bir onarım kiti, AK'yi modlarsın bana yeter. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ya, tüm onların kitlerimi atıyorum, yarısını bana böyle geri atamam, hepsini alma. Zaten save'den çıkmadan kanka şey, sana zahmet işimiz bitince save'i ani kapatma. Ben senin mermilerini falan geri vereyim. Ya hiçbir şey dokunmaz bana, hepsini tekrar toplarım. Olsun olsun olsun, ben sana geri atayım ama sen silah almadın silahlar... modlamaya. Tamam modları al. Ya hatta ne yapalım biliyor musun? Ben sadece üzerime bir 900 mermi alayım, 900 keleş mermisi. Kalanını sen al. Bir 10 tane de onarım kitim falan olsun. Şimdi, bence hiç kendimizi... Sen hiç şu silahı kullanmadın. Şu silahı kullanmadın. Olur. Al. Aa SMG, ben bayılıyorum bu silaha ya. Aynen, sen bunu bayağı sevdiğin için sana attım. Aa teşekkür ederim. O zaman ben SMG'yi kullanayım. Yok AK'de atacağım ya, hangisi? Tamam. Balım şu mermileri de sana atayım da kalanlarını alıver sana zahmet. Şimdi save'den çıktığımda sana zarar gelmesin. Bak ben bana yarayanları aldım. Al canım şunu. Modladım abi. Teşekkür ederim. Aynı modu bir de şeye yapabilir misin, SMG'ye? At modlarım abi şeyini. Sağ olasın. Dürbün takma sana zahmet ya. Dürbünle oynayamıyorum ben. Dürbün 2x falan. Benzin almama gerek yok. Muhtemelen Yasin'in arabada hareket ederiz arkadaşlar. Benzin de atabilir, problem yok. Yo benzini var, geri verdim de şey yaparız yani, senin arabada yaparız. En olmadı sen şu motora bir fulle kanka. O fullediğim bana yeter zaten. Tamam. Teşekkür ederim Anıl'cığım, verdiğin değere layık olabiliyorsam ne mutlu bana. Senin canım. Buradan bir tane sniper tüfeği al, aç. Şimdi kanalı motoru sana vereyim. Level 3 sen seversin. Bana tüfek var, onu alsana SMG'yi. Ha aldım, teşekkür ederim. Şu tüfeği bir modla... Silahlar çok iyi değil mi ya? Sana machine gun da vereceğim biraz. Olur, alırım. 8, teşekkür ederim Semih, iyi yayınlar dileğin için çok sağ ol. Bak şunu da kullanabilirsin. Tut. Ohohoho. Teşekkürler. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bak sen seversin bıçak. 6 level bıçak vereyim sana. Yok kankacığım sağ olasın. Zaten miliye girilmez, sen artık çok şey yaptın. Senin save çok ileri kanka. Miliye girilmez. Ben dürbünü söksem bundan sana ayıp olur mu? Çünkü dürbün kullanamıyorum. Olur. Dürbünü geri attım. Para al üzerine şu chest'ten. Şu chest'ten para al üzerine. Her şeyi mi verdin kanka aslında? İhtiyaç zırh yok ya. Alalım ya. Ben zırhları parçalıyordum biliyorsun. Chat, bugünün defansını göreceksiniz abi. Yasin'in gerçekten oyun zorluğu benden daha şey olduğundan dolayı, benden daha üst düzey olduğundan dolayı daha zor zombiler gelecek. Yani şu an misafir çocuğu gibiyim evet, ama beni koruyup kollayan bir Yasin var, eksik olmasın. Ve şey arkadaşlar, hani benim dünya levelim, o gördüğünüz 40-50 saatlik save dosyası 109'da yanılmıyorsam. Yasin'in dünya leveli 21 günden 127'de. Adamın experience, deneyim puanı da daha fazla. Yani daha büyük bir şeyle karşılaşacağız. Zombi grubuyla, zombi horduyla. Yine suyun var mı? Var, attım balım. Onların kitim var mı? Var, attım balım. Tamam. Benzin. Benzin depomu fulledin. Al al, ne olur ne olmaz. Evet, çıkıyoruz yavaş. Depomu fullediydin zaten. Ya aşağı var. Aşağı tarafı da yeni çiş yapıyorum. Gel aşağı. Yavaş yavaş kazılara başladık işte. Ben düşüyorum galiba kanka. Şöyle bir tünel açıyor. O kapıları iptal edip girişi buradan yapacağım. Ha, mantıklı. Ya şey, çünkü kapıya vurabilirim ama bu yere vuramazlar. İmkansız yani. Evet, evet, evet. Yeraltı geçti gerçekten çok mantıklı. Medikal malzeme almadın. Evet. Biraz ağrı kesici falan tatlı olabilir. Şurada bandajlar var. 120 bandaj üzerine al. 117 bandajı. Şurada. Ha, burası senin crafting kutun. Aynen. Ya craftlayıp buraya atıyorum işte, hani yakın olsun diye şey yap. Tamam. Biraz ağrı kesici aldım. Lan bir şey patlıyor zannettim. O kadar şey ses çıkardı ki, o kadar gürültülü. Dedim herhalde bir şey patlıyor. Tamam balım, aldım yanıma alacağımı. Ağrı kesicim var. İlk yardım bandajım var. Para almadım, haberin olsun. Parayı ben alayım. Ben dışarıda seni bekliyorum. Sen bu arada bayağı şeye yerleşmişsin kanka. Şehir merkezinden uzağa. Evet, bilerek ya. Bir şehir merkezinin... Evet doğru, şehir merkezinde daha çok zombi var. O kadar uzak değil. Biraz bir tık uzağına yerleştim. Tipime bakar mısınız chat? Ya, kale gibi yaptım da daha döşemedim çoğu yeri. İnternet tarafta falan kaldı. Malzemeyi yavaş yavaş craftlayıp orada çevireceğim şeyi. Daha nereye yerleşeceksin kanka maşallah, daha nereye yerleşeceksin? Kıyafet falan verilecek. Çanta mod mu? Evet, Yasin modlu oynuyor. Evet, ameliyeliği sevmiyor. Evet, adam ameliyeliği sevmiyor abi, yapacak bir şey yok. Bizim gibi böyle gel giti falan filan. Ben 4x4 yapamadım arkadaşlar. Şey bu arada 4x şey, arabanın bir dursana kanka, arabanın yerini göstereyim insanlara. Kaç birim yer kaplıyor. Araba yaptığımızda motordan farklı olarak, bakın arabanınki modlu değil. Bir de motoru da koyayım kenara. Araba yaptığımızda şöyle bir rahatlığa erişeceğiz. Bak, motorun kapasitesi bu kadar. Arabanın kapasitesi bu kadar. Yani neredeyse motorun 2 katı, öyle değil mi? Ve Aykut Doğan Ulukan Prime'ın avantajını kullanarak aramıza katılmış. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Yani sevgili arkadaşlar, kendi save'imizde araba yapmayı başardığımız zaman daha rahat loot yapabileceğiz. Çünkü bizim biliyorsunuz modsuz save'de ancak şu kadar yerimiz var. Motor kadar. O yüzden araba craftlamak bizim için önemli efendim. Şunları al da Samet. Trader'a git. 2 trader dolanalım. O zaman sen savunmalarını yapacağım zaman. Sen bana ne verdin öyle? İçeri git. Ne istedin, ne lazım sana. Hesap benden kanka. Sen söyle, o sana verir hepsi. Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Selamımı söyle dedi. Her şeyi dedi. Alırsın. Merhaba, envanterini göster. Kanka burada kalite 4, kalite 5 malzemeler falan var. Böyle botlar, ayaklıklar. Ama benim bir şeye ihtiyacım yok kanka ya. Hiç paranı harcamayalım yani. Parayı da kanka benim bundan 4 kat da evde var biliyorsun. Hiç gerek. Peki benim neyim eksik? Ayaklık eksik, zırh eksik. Aynen. Ayaklık, zırh, donluk, kafalık. Güzel modlar olsa onları da çek. Eldiven aldım, ayaklık aldım, zırh aldım. Zaten bana miğfer verdin. Tamam balım. Hemen şunları bir tamir edeyim. Parayı sana geri atayım. Para gerek yok. Sende kalsın kanka. Ya ben ne yapacağım? Her sene anlatan haberim olmadı. Tamam ama şey şimdi. Ben düştüm müştüm falan. Oyununa, save dosyana zarar vermeyeyim. Yani ne zararı kanka, onlar bana dokunmaz. Dur. Arabaya koyuyor. Arabaya koyma, envanter alın. Arabaya koydum. Şurada da kanka buraya depolayıp satıyordum mesela. Ha. Tüccar yani öncesi adamın deposu var tüccarın önünde. Nerede savunalım? Hangi alanda? Hiç fark etmez bana. Güzel bir bina var. Tabii şu soldaki her, o benim ana reizim, o daha tam olmadı. Solda savun. Ana base'ine zarar gelmesin ya, acayip vuruyorlar. Burayı elimize verirler kanka. Burayı yıkıp böyle teslim ederler, avcımızın içine doğru bırakırlar. Teşekkür ederim koleracığım, dikkat et kendine dostum. Yasin'in sesi az, Yasin'in sesi iyi aslında da oyunun sesi biraz fazla gibi sanki. Biraz fazla gelebilir. Araba biraz sıkıntılı biliyorsun. Ve Fanmest Deyru yayın saatleri tam uyumasa da seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim Fanmest Deyru, sağ olasın. Bak ben kanka günlerimi gün 35'e kadar şu yan binada savundum, arka binada. Bu değil, bunun bir gerisindeki. Nostalji olsun diyeceğim mi? Gerek yok ya. Üzgün günah olur. Şurada bile savunsak olur biliyor musun? Şu çatıya çıksın. O da zorla bir yapar çünkü. Ya tükürenler var, tükürenler herhalde devranı zorlamaz. Hastaneye falan hiç çıkmayalım bence. Hastanede bizi harcarlar. Bak, burası benim savunduğum yerde. Yarısı yok, gördün mü? Yıkıyorlar. Kolonlarına kadar yıkmışlar ya. Evet. Ve koca kirpi, babuşum nasılsın? Uzun zamandır gelemiyordum yayınlara. İş güç demiş. Abi hoş geldin. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Nasılsın? İnşallah keyfin yerindedir abi. İnşallah iyisindir. Allah işinde gücünde kolaylık nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Şey bu arada abi, kalabalık olmamızın sebebi ana sayfa promosyona aldım. Bir ay boyu Twitch ana sayfasında yayınlayacak beni. Ana sayfada yer alacağım. O yüzden kalabalığız. Farklı bir şey yok. Hala bıraktığın gibiyim. Kendi kulemizi yapalım mı? Ne diyor? Yoksa uzun sürer ya kanka. Uzun sürer. Farklı bir şehir varsa o farklı şehre de gidebiliriz ya da şu... Bende her yer kapalı ya. Şu mekanın üstü nasıl olur misal, buranın üstü? İçeri çok girerler ya, içeri. İçeriye çok girerler diyorsun. Ya, tek düze bir bina olsa güzel olur, tek düze hani böyle girişi böyle çıkışı böyle, hiç olmuyor. Ki benim itfaiye var. İstasyonuna ne diyorsun peki kanka? İtfaiye istasyonu bende de var, gidebiliriz. Aa oranın da içi çok büyük. İçeri girerlerse çok sıkıntılar, sıkamayız onu. Anladım. Abi bak şurası güzel, az önceki bina vardı ya. Teşekkür ederim Vinayars, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana. Gün 21 ama dünya tiyarı benim 40. gündeki save'imle aynı. Su kulesinde çok sıkışırız. Su kulesini o yüzden tercih etmem. Ne deli etti adam kendini be. Ama arabanın sesinin hala buglarının olmasına üzüldüm ya. Araba hala buglı. Evet, araba hala buglı yani. Gazı çok verdiğinde ses gidiyor, az verdiğinde ses kesiliyor falan. Bura nasıl? Burayı yıktılar mı? Doğru ya. Kanka sen aynı yerde dolanıp duruyorsun. Başka şehre gidelim o zaman. Gel başka şehre gidelim. Başka şehirde bir yer bulalım. Ya buradaki evler genelde odundan kanka yani. Ya da taştan mimari var da. Senin gelecek olanlar tehlikeli. Bir de benim parkur yeteneğim de yok. Oo. Çok seri level atlayacağım, öyle söyleyeyim sana. Bayağı XP veriyorlar. Ben bu save'de sıfırım biliyorsunuz değil mi? Chat. Ne zıplama var, ne oplama var. Böyle yani olduğum konumda sadece şarjör değiştirip ateş edeceğim. Benim save'i salmadım dostum. Bugün size bir kanlayı göstermek istedim. 50 günlük save devam ediyor, merak etmeyin. Az önce oradan çıkıp buraya geçtik. Bu save'e misafiriz. Öyle söyleyeyim. Ki böyle misafirliğe can kurban. Bütün itemlarım falan tam böyle. Mermilerim tam. Yedim sana son seviye zırhlar ayırdım. Böyle askeri zırhlar falan. Ya ben de ama çok ani dedim, acaba Yasin 21'i defledi mi? Deflemediyse bir beraber defleyelim diyecektim de. Dostum save hile değil ya. Yani modu hile sayabilirsin tabii ki ama yani herkesin oynanışı farklı. Nasıl keyif alıyorsa insanlar öyle oynarlar. Misal ben bu 50 günlük save'in patlasa atıyorum. Bir sonraki başladığımda mutlaka admin moddan birazcık mermi, cephane falan filan alıp öyle oynarım. Çünkü ya hani attan inip eşeğe binmek gibi. Misal adam burada 89 seviye arkadaşlar. 89. Ya benim save'ime geldiğinde 86'ymış pardon. Benim save'ime geldiğinde 1 level olacak benim gibi. Zıplayamayacak, şarjör değiştirme skill'i yok, kilit açma skill'i yok falan filan, çok sıkıntı. Ve koca kirpi 50 lira daha göndermiş. Abi kesene bereket, çok teşekkür ederim. Bu arada biri bana abonelik hediye etmiş ben yokken, teşekkür ederim demiş. Sağ olasın abi, ben de sana çok teşekkür ederim. Evet evet, 2 metre zıplamadan 20 santime düştük. Şu kulüpte savunalım mı, içeriye çok mu dalarlar? Ya kapatabiliriz girişini de. Sen şehre götür bizi olmadı ya. Şehir nerede lan ya? Şehirde bir şey kalmadı. Hemen sağ tarafımız. Teşekkür ederim Yiğit Cemal. İyi yayınlar dileğin için, sağ olasın. Yanlış anladın. Çok gelişmiş şaka yaptım. Ha, çok gelişmiş maksadında dedin. Anladım. Burada şey var. Hazine yeri var. Daha kazmadım. He. Kanka. Evet evet evet, yani sen save'de bayağı bir ilerlemiş vaziyettesin. Pek bir şeye ihtiyacın olacağını pek zannetmiyorum. Aa, burası da büyük yerlerden biri. Ay ay ay. Böyle tek girişi olan bir yer arıyoruz değil mi? Ya içeri girerlerse sıkıntı yaşarız. Niye sıkıntı? Öldüremeyiz düzgün. O sıkıntı olur. Yani kapılardan da duvar öleceğiz. Hani içeri girmesinler diye. Hı. Veya farklı şeyler de yapabiliriz yani. Problem değil. Tek girişi olan bir yer. Şuranın camları falan evet, fazla misal sol tarafı. Hı? İçeri girip baksana bir. Kendi sevginde burayı bulursan eğer tüm taraftan öğrenebilirsin. Yani ya ben böyle... bu kütüphaneyi buldum kanka. Bu sabah kütüphaneyi lootladım hatta ama full büyük, full kağıt parçası falan çıktı. Sen buraları emüklemişsin zaten. Her yer kitaplı. Tamam, tam aynısını lootladım balım. Aynı yeri lootladım. Bana paso kağıt verdi. Dünya tiyarından herhalde. Burayı savunamayız zaten ya. Burası çok giriş çıkışı var buranın. Ya işte sonraki hedefim şuraya, komple şuraya kapatmak olacak. Şu karşı silahlar resim görüyor musun? Hı. Orası efsane de. Oraya nasıl tutacağım işte. Aleykümselam Eren, hoş geldin dostum. Tatlı bir bina buldum. Az girişi var. Camları falan kelle kapatalım. Hı. Anneciğim eline sağlık. Ay. Kadıncağız kahve verdi, teşekkür etmedim. Gerçi burayı kolay kolay yıkamaz zaten. Benzinliğin tepesine mi yerleşelim? Tamam. Şu karşısına. Git bak bakayım şu canı kaç. Benim hiç milli bir şeyim yok yani, nasıl vurabilirim ki? Dur, elle vurayım. 2500. Kolonlar 2500. Aa şuralar 300 ama, şuralar 300 bak. Kısa bir şey olmadı tabii, temtem üzerinde sağlayabiliriz. Ya gel bura artı 1 olsun, bir başka bir yere bakalım. Saat 3 oldu. Evet evet, saat 18 yani etrafına dikenler yerleştirip savunmaya otursak daha tatlı olabilir. Kanlayı kendi evinde tutmama sebebin şu dostum, çünkü zombiler gerçekten çok kalabalık geliyorlar ve şöyle sana bireysel mesafeden ulaşmak zorunda değiller. Zombilerin asit kusan, asit tüküren versiyonları var. Hani tıpkı bunu Left 4 Dead'deki Splitter'a benzetebilirsin. Asit hem sana hem binana zarar veriyor. Yani sana ulaşmasalar bile, bence burası güzel duruyor bu arada. Burası mı? Girişlere sadece döşe kanka, girişlere dikenle. Tamam, girişlere dikenle tel döşeyeceğim. Efendim balım? Yarısı bana at, ben de etrafı döneyim isteyeceğim. Attım. Burayı sizden alsa savunuruz ya, çünkü buranın girişi de az. Şöyle burası şuraları kapatayım. Kitapçının önüne doğmazlar büyük ihtimalle ya. Kapının önüne kaç kat örmemi istersin bu arada? Ya bunlar normal diken değil ya, bu kadar yeter kanka. Bunlar normal diken değil, bunlar biraz daha büyük. Baksana şu, tam şu duvarın üstüne şey kurarız. Güzel bir yer burası. Ben zıplayamıyorum. Ayaklarım yok. Ayaklarım. Gerek yok ayak. İlaçım teşekkür ederim dostum desteğin için. Eyvallah. Sen yukarı yerleş. Tamam mı? Burayı yıkarlar ama ya. Yıksınlar. Bize ne? Geç yukarı sen. Nereye geçeyim yukarı dedi? En yukarı çık. Çatıya çık. Ha ama elimdeki şeyler duruyor hala. Ya ben döşerim sen çık. Girişi kıracağım. Tamam o zaman dur. Sana atayım malzemeleri. Tamam. Ben kaçarım her türlü. Sıkıntı yok benim. Binanın içini temizleyip öyle çıkayım mı? Tertemiz zaten. Yukarı sen çık. Ha buraya sen burayı temizledin. Sıkıntı yok. Arkadaşlar gök gürültüsünü duyuyorsunuz değil mi? Bu gök gürültüsü bu gece kanlı ay olacağının habercisi. Ama Duygu o kadar insanı bir araya toplayamayabilir. Senin bahsettiğin içeriği biliyorum. Yani biliyorum derken çok güzel öneride bulundun. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ama şöyle bir durum söz konusu şimdi. Biz o kadar insanı bir araya toplayıp bir de sürekli o oyunda online barındıramayız ve hani şimdi sunucu sürekli ilerleyeceği için atıyorum bir arkadaş 2 gün gelemedi, 3 gün gelemedi. Ahmet'im hoş geldin. Bir arkadaş 2-3 gün gelemediği zaman çok geride kalır. O kadar dediğin 6 kişi ya da 5 ya da 6 kişi. Şu an 5 kişi bulamam misal. Hangi oyunda sana? 7 Days için diyor ya. Hani böyle online oynayıp kendi çetelerinizi falan kursanız, diyaloglar dönse falan hoş olur diyor. Tatlı diyor ama. Bizim ekipten 14 kişi sayısı. O kadar yani 5-6 kişi çıkmaz. Arkadaşlar savunacağımız mekan burası bu arada. Dünya tiyarı benimkiyle aynı. 21. günü defleyeceğiz. Yani biz 49'u bekliyorduk. Bu 21 ne derseniz ikram bölümü gibi düşünün bunu. Sağ olsun Yasin davetli olarak çağırdı bizi. Onunla beraber savunacağız buraları. Seninki de mi normal ayarlarda balım yoksa bir tık daha mı yüksekte böyle zombiler falan? Art. Oo. En zoru süper. Ahmet'im kaldırmayabilir. Yani ben eski bilgisayardan biliyorum. 7 Days oynarken acayip zorlandığı oluyordu. Bir parça daha iyi şu anda da ama yine sıkıntı çıkartabilir. Ya hani ev falan yaptığında mahvoluyorsun. Benim evi normal bilgisayar kaldırmayabilir. Samet'in bilgisayar bile bir tık takıldı şeydi. Evet. Girdiğinde düştü aşağı. Ondan düştüm bu arada. Takıldığı için düştüm. Yayınlar izledin mi? Ya bir de böyle laf arasında dokundurmasaydın iyiydi Duygu ya. Doğru oyunu oynayan bulamamanız gayet normal. Bu oyunu oynayan yoktur falan diyor. Aa. Bunların kitlesinin acayip fazla. Serverların hepsi dolu neredeyse. Ya gerçekten kendine has bir oyuncu topluluğu var da tabii ki. Biz ilk başta yani ben bu oyunu ilk öğrendiğim zamanlarda oyuna böyle bayağı bir ağzımı açıp gözümü yumduğum için bilmiyorum belki yapımcılar beni pek sevmiyor olabilir. Ben Bannerlord'dan bana ilk kutu yolladıklarında acaba dedim şey mi hani? Mahkeme kağıdı. Böyle oyun mor. Ağaçları niye yıkıyorsun? Odun lazım. Mantıklı. Makul bir sebep. Peki etrafta neden hiç zombi göremiyoruz? O da benim bir garibime gitti. Daha 8 olmadı. Kanlı ay öncesi böyle ufaktan bir hort geliyordu diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorum demek ki. Ha bu yemudur. Binaların içindeki ay. Ya az daha var ya yine aşağı düşüyordum ya. Ben niye bu kadar dikkatsizim ki? Buraya atsana. Ben geliyorum. Yatak mı atayım? Samanım yok. Ha teşekkür ederim. Adam yanan baltayla kazma topluyor benim için. Sen çünkü hiç umut vaat etmiyorsun bana. Teşekkür ederim. Sağ ol kanka. Mesela zıplaması gibi. O yüzden bu işleri böyle halledin. Al. Teşekkürler. Yatağı yapıp hemen atayım. Hazırım. Vote mi başlatalım, satalım mı, satmayalım mı diye. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum anlaşılmasın. Yanlış anlaşılma olmasın. Yasin'in oyunu tutmak için bana ihtiyacı yok. Ben gelip iki sıkacağım yani, anladın mı? Azıcık da kardeş oynasın deyip beni çağırdı. Ve Aykut, babuş seni yıllardır takip ediyorum. YouTube'da 20.000 abonem vardı. Twitch'te subs olmak bugüne kısmetmiş demiş de, teşekkür ederim. Efendim son oyun saati ile 2 saat sevgili arkadaşlar. Yavaştan zombiler üzerimize akın akın gelmeye başlayacaklar. Başka gece görüş dürbünün var mı? Ben kullanmıyorum zaten, sana atayım mı? Teşekkür ederim, olur. İşe yarayacak adam. Adamın elinden işe yarayan malzemeleri arıyorum ki. Şey böyle. Ha. Teşekkür ederim. Benim favorim var. Benim parlatlık biraz açık, sen yayında olduğunu açalım. Daha erken de açarız ileride. Evet, gece görüşü kesinlikle daha iyi. Şu adamla beraber ikisi kalın bari. Teşekkür ederim Nikola Tesla, sağ olasın. Benim sesim değil ya, sana öyle geliyor, oyun sesi fazla. Aslında sesim bayağı açık bende, dur Discord'dan biraz daha bufflayayım. Alo. Discord'dan biraz daha buffladım sesini. Eğer istiyorsan M4'le değişebiliriz, evvel altta M4'lük var mı? Hiç fark etmez kanka, normal şeyle de oynarım, bu da güzel. Zaten ağırlıklı olarak SMG ile sıkacağım. Bayılıyorum ya şu silahın sesine, baksanıza chat. Benim save'imde yok bu. Devleden satın aldım. Senin tip Allah esirgesin kardeşim, o ne öyle? Sen kendine baktın mı hiç? Ben ihtiyar dedeyim, biliyorum. Arabada gördüm. Ya büyük bir adamsın. Haklısın. Bu arada dayanmadan vereceğin skill'leri söyleyecektim sana. Makinenin tüfek ustasına vermen gerekiyor çünkü sen ağır şekilde makine tüfek kullanıyorsun. Nişancı ben makine tüfeğe vermen gerekiyor. Evet. Nişancı 5, makineli tüfek 0. İşte ona vermen gerekiyordu. Makine tüfeğe vermezsen hasarın çok azalıyor. Aç makinenin tüfeğin şeyini, oku bakayım bir. Anladım. Bak, iyi nişancı silah kullanıyorsan, tamam mı? Ondan sonra dayanmaya geliyorsun. Makinenin tüfek veriyorsun. Tabanca kullanırsa silah yok. Tabanca kullanan pek görmedim ben şimdiye kadar sen şeyde. Yok, genelde tüfekle tık tık ilerliyorum ya. Yani ona verirsin. Nişancıya ver kanka. Makine tüfek uzmanına falan ver. Hasarını kaplıyor onu. Tamam. Ama daha benim level almam lazım. Deli divane görev yapıyorum. Ağlamıyorum. Görevleri vermiyor kanka. Craft daha çok level veriyor. Craft yap. Ben craft'la bu kadar level aldım. Mermi falan craftlayacağız kendi save'imizde zaten, hallederiz ya. Biraz sonra... Ege'ye niye ponçik deniyor? Çünkü çok tatlı bir sesi var ve küçük kardeşim gibi seviyorum onu. Bizde büyüdü. Bizle beraber büyüdü, aynen öyle. Ege benimle tanıştığında kaç yaşındaydı? 5 senedir falan beni izliyor, 11 yaşındaydı galiba ya. 5-6 senedir, evet 6 senedir beni izliyor. Elimizde büyüdü çünkü, hatta benden daha da büyüdü. Ya çoğu zaman bana akıl verir. Yani şey yaparım, danışırım. Ege derim, böyleyken böyle dertleşirim. Bak şu konuşmam şöyle oldu. Kendimi mutsuz hissediyorum falan. Çok ponçik bir şey verir sana, destek verir. Buna göre acayip derecede oluyor. Evet kesinlikle. Yani bağırma basasım, ıstırasım geliyor ama müsaade etmiyor tabi. Evet. Son arkadaşlar oyun saatiyle yarım saat ama gerçek zamanla sanırım 2 dakika falan. 2 dakika içerisinde gelecekler. Gece görüşümüzü açacağız ve zıbı zıbı halledeceğiz. Gelen zombiler gerçekten çok dayanıklı olacaklar bizimkilere nazaran. Bilginiz olsun. Ege ile tanıştığında 25 yaşında mıydın? Evet. Ben 5 senedir 25 yaşındayım dostum. Tanıyan da 25 yaşında. Dersim başladı. Sağlık olsun, YouTube'dan izlersin. Ege'nin tipini çok merak ediyorum. Ya boylu poslu, dalyan gibi delikanlı tabii ki de. Benim yanımda herkes ufak yani. O birazcık benden kaynaklı. Ege ile alakası yok. Ege'nin maşallahı var ya, böyle boylu poslu, dalyan gibi delikanlı. Son 9 dakika oyun dakikası ile birazdan başlayacak. 1.80 boyunda falan vardır ya. 1.85 hatta belki. 1.82'deydi. 1.82. Evet ben de 1.95'im kanka. İyi. Sonuç şimşek çaktı ve geliyor. Evet. Ne taraftan gelecekler bilmiyorum ama gece görüşümü açtım. Önüne göre spamlar. Seninle aynı mevkide yani duruyorum. Gel orada duralım. Kanka mermilerini helal et. Helal olsun kafları. Askeri zonları görüyor musun sonra? Yapıp çalıp nasıl görüşüyor? Kargalar geliyor. Zombi sayısı biraz daha fazla bende. Evet evet görüyorum. Şişman ablalar çok geliyor bende. Bunlar biraz daha canı fazla. Evet 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 kilolu ablalar birazcık bizi zorluyor ya. Şey geliyor. Oh, spider yani işte. Zombi. Hem de toksinler. Bunlar daha kötü. Bir tane daha var mutant spider. İçeri girmiş şerefsiz. Mutant spider senin orada kanka. Kapıya yiyorlar. Şey havadan vurdum. Ya, askeri zombiler ya kafaya tek yemiyorlar. Spider'lar var toksik. Daha polisler gelecek. Tam senin altındaydı. Yani altımı temizle ben de. Kendiler ben seviye alıyorum bu arada koştura koştura. Çok seri level alırsın bu arada. Tier yüksek ya. Arkadaşlar şeydeyiz. Yasin'in save dosyasındayız. Size Kanlay'ı göstermek istedim. Bu 29. gün Kanlay'ı. Bizden daha kaliteli bir Kanlay. Zira adamın dünya tiyeri benim kat kat fazlam. Aa, spiderlar geliyor. Önce spiderlar askerleri. Ben üşümeye başladım kanka. Bana bir üşüme geldi. Bana bir üşüme geldi kanka. Ya şu avalardan çok fazla spamlıyor. O çok sıkıntı yaşatıyor. Avalar tek yemiyor. Spider zombi geliyor. Abi onlar. Sarılarak ısınabilir miyiz? Ben donuyorum. Bana bir üşüme geldi. Acayip güzel level alıyorum ben de ya. 7 level birden aldım. 7. Ya bunu 120 dakika yaptığımı düşündü. Sabah ne ben de beni böyle farmlıyorum kanka. Bir craftla bir de bir üst gitmişe gider. Askeri zombiye kaç tane mermi harcıyor ama ölmüyor düşün yani. Lokasyon değiştirdiler galiba. Aynen. Bu konumdan gelenler sona erdi. Gece görüşüyle de bakıyorum arada da göremedim. Yasin'in save dosyası arkadaşlar. Misafiriz. Geri gülmüş abi. Aha patlayan zombi geldi. Hatta patlıyor. Patlayan zombi mi? Evet. Bak aşağı gelsene aşağı. Aşağı gel. Yanıma gel yanıma. Bak. Gördün mü? Ne yaptı? Mercimek ya, dedi kanka. Ya, patlayanlar ondan diyorum sana hani önümüzdeki kanlar da sana da gelecektir. Hani base'ini tutunamayabilir. Base'ini patlatır yani onlar. 5K'ya tek atıyor patlayan. Ananı yiyeyim. Spider zombi içimize girdi. İçeri atladı galiba kanka, emin değilim. Öldü öldü. Bak kanka hepsi toksik bende, görüyor musun? Bir tane daha geliyor. Aşağıyı görmek istemezsin sanırım. Sen yaklaşmayacaksın, düşersin. Ha. Ne oluyor? Abi çok korkutucu bir kanlay. Kanka aşağı düştüğün anda net paramparça döneceksin yani. Yaşama şansın yok. Çünkü bunların hasarı da fazla. Tahmin edebiliyorum. Bak tek yemiyorlar. Normal zombiler çoğu zaman tek yer. Gördün mü? Kaç defa sıktı? Bir koşuşu var. Bir koşuşu var. Abo. Bak kanka hepsi yeşil. Yemiş. Hem toksik hem de hızlılar. Sıkıntı oluyor. Bunu daha da arttırabiliyoruz Ahmet, bu dünya tiyerinin şeyini. Haberin olsun. Arttırmamış abi. Arttırmadın iyi mi olmuş acaba? Sabah kadar bu. Arkalanacağız diye ben korkuyorum bir parçaya. Çıkamaz olarak. Çok güvenli bir yer seçmişiz, hiçbir yukarı giriş çıkışı yok. Tek merdiven harici. Merdiveni az önce kırdım. 13 level birden almışım bu arada. Daha alırsın. Daha bitmedi. Daha saat daha 12. Ben mental olarak tükendim kanka. Ben mental olarak tükendim şu an. İstedim. Tabii sen olduğun için bir de zorlu sayısı 2'ye katlar. Doğru, kişi başı geliyor. 15 seviye. 14 zombi geliyor. Öyle söyleyeyim sana. Hı? Kişi başı 14 zombi geliyor işte. Tek turda. Spider zombi geliyor kenardan. M4'üm kırıldı. Full 6 level M4 kırıldı. İnanırım. Diğer sayı devam ediyor arkadaşlar, merak etmeyin. Sabah diğer sayıyı bir ilerlettik. Araba yapmak üzere eve döndük ama malzemelerimizin eksik olduğunu gördük. Diğer sayı devam edecek, merak etmeyin. Sonraki ya bir dahaki kanlığa gelirsen her büyük bir kule yapacağım böyle. Ona şebekleri elektrik tuzaklı falan. Vallahi müsait olursan yine sana eşlik etmek isterim kanka. Hem yayında da tatlı içerik olur. Envanter modunun rahatlık olduğunu kabul et seri. Kabul ediyorum kardeşim. Envanter modu rahatlık. İstek de öyle. İtiraf et. Ben bir ameleyim kanka. İçine girmişler. Kanka 1500'lü kolonu yıkmışlar böyle. Aşağıya baksana, gel benim yanıma. Dostum kişi başı gelen zombi, kişi sayısı gelen zombi sayısını etkiliyor. Ateş yaktığında o zombilerin target noktasını etkiliyorsun. Yani şey değil, hurafe değil. Değil mi kanka, yanlış bilmiyorum. Onlar öyle. Zombiler sıcaklığa saldırıyor. Evet yani zombinin targeti şeyle doğru orantılı, ateşle doğru orantılı, ışıkla doğru orantılı, sayısı kişi sayısıyla doğru orantılı. Ateş yaktığın zaman farklı noktalara saldırmalarını sağlıyorsun. Ateş yakmazsan şayet... Oh, içeri girmişler. Ben aşağıdayım kanka, sen yukarı gidelim. Bak şu zombileri ilk defa görmüşsün. Tuhaf, insan şekli. Daha doğrusu insan iç organlar oluyor ya kanka. Onunla, o tarzda zombiler yeni geliyor şu an. Ben bu arada soğuktan damage yemeye başladım. Nasıl ya? İnanılmaz ya. Ciddi değil. Bana kötü geldi üşüme galiba kanka. O üşüme bu üşüme mi acaba? Akrayla enseni üflüyordu. Nasıl? Tövbe yarabbim tövbe. Var benim ilk yardım kitim balım. Olsun. Bunlar tak diye doldu. Sıkıntı yaşarsan bas. Öyle. Kanka tam 2000 mermi yapmışız bu arada. Sen kaç zombi öldürdün merak ediyorum. 88 demir oldu. Ama bu oyun kendine aslında güzelliği var. Kanka senin zorluk bana gelse ben şu an patladıydım ya. Beni paramparça ederler kanka. Benzini kafana yıktılar. Katılıyorum bu arada ya. Benim saklandığım yeri kafaya yıkarlar. Friendly fire yok arkadaşlar. Gruptayız. Grup olmasak vardı ha. Kanka kaç mermi harcadın? Ya 1000 ayırmıştım 1000'e 1000. 400 şeyden kaldı, 800'de 9 milimetreden kaldı. 9 milimetreden hiç sıkmadığım halde. Ha şu büyük dev zombiler bana da geliyor. İnsan formunda ama daha böyle gul yabanimsi. Onların canı çok fazla. Hani 4 mermiye falan ölüyorlar çünkü. Full level AK şeyde M4. Merhaba, sen yukarı çık yukarı. Patates, seni vururlar mı? Zıplayamıyorum ki. Patates adam. Daha... Demek etrafta daha çok çoğalır. Etrafa baksana. Belli başlı noktalar temiz gibi gözüküyor. Ortalık loot kaynıyor bu arada çoğu yerde. Benim zorluğumda güzel yana bu. Her yere loot çıkalım. Muhtemelen o giriş noktasına takıldılar kanka. O noktadan gelmeye çalışıyorlar. O senin güzelliğin yakıyorsa sağ olasın canım, eyvallah. Ay gördün mü sana kafama attı. Balım duvara, aşağıda... içerideki duvarı kırmaya çalışıyorlar. İçeride duvar gibi bir şey var galiba. Siyah yiyordur oluyor bu da. Ne ki acaba merak ettim. Bak. Arkadaki abla gel yarıma Samet. Bak hem toksik hem şişko, hani bunun canı 3-4K var. Görüyorum. Kanka senin durduğun yerin zeminine vuruyorlar. Gel ben şartlarını alsaydım sana. Tam otoşattan çok daha güzel olabilirdi tabi. İnsan kılıklı şerefsiz var ya, o kolay kolay olur. 21. seviyeye ulaştım bir gecede. Ben kendi save'imde 50 levelim. 50. 40 saatlik save'imde 50 levelim. Komik ezmiş. Bana da bak. 2000 zombi kestim kanka, 2300 zombi mi ne? Var değil mi? Senin zombiler daha fazla x veriyor daha zor olduğu için. Kanka şu kendini deli deli eden geldi. Baksana zeminin bir kısmını falan yemişler. Abi normal ev dayanmaz buna. Düzgün bir tesisat kurulması. Mümkün değil, mümkün değil. 4-5 kişi daha geldi kaldı. Yine. Biz 2 saatimiz kaldı. 2 saatimiz kaldı. Elemanlar tam mermi süngeri bu arada ya. Vallahi ben 3000 mermi harcamışım. Sen kaç harcadın bunu? Allah bir 2000'de ben harcamışımdır kanka. Sakın aşağı düş. Aşağı düşersen beni kurtaramam. Kanka. Ya buraya kolay geçişler yaptım. Gel şu burada sıkalım. Bak şu ayıyı görüyor musun? Şu ayı bak kaç mermiydi? Sıktım bak. 3 sen sıktım, 3 ben sıktım anca ölüyor. Bak geliyorlar. Kanka! Sağ ol be. Gördüm kardeşim, gördüm. Bizi burada ham yapabilirler kanka. Kanka bir şey olmaz. Abi şöyle bir şey yapayım, çekil oradan. Gel gel. Gel gel, ha bu yan 9'a gel. Bak hepsi yeşil geliyor artık. Son zamanlara geldi ya. Öbür kanlarda hiç normal gelince kanka. Full patlayan da yeşil geliyor. Silah kırıldı, silah sıkmaktan silah kırıldı. Ben iki kere tahmin ettim kanka. Vallahi ben güneşi görebileceğimizi pek zannetmiyorum. Çok eğlenceli ya. Chat bana bunun bir tur geldiğini düşünsenize. Atarız ederim. Kanka benim tüm save patlar bu arada ya. Diyorlar ki? Kaldı ki benim bu kadar mermim falan filan da yok yani. Craftlaman lazım işte o yüzden. İleri seviyelerde dayanmak istiyorsan. Yani craft işte girmezsen loot'tan artık yetmemeye başlıyor. Bu kadar zombiyi mermine tutamazsın yani loot'ladığın mermini. Her yer loot kaynıyor sana. Onu gördüm ya. Son dakikalarımız bu arada yavaştan şey bitiyor, kanlayış sona eriyor nihayet. Hala geliyorlar ama. Bak. Koşan zombi oksir aldı. Çok güzel combo ya. Rahatlı 6K canı var onun. Seviye 24. Kaç zombi kesmişim baksana bir statistikleri. Kanka ben 128 kesmişim, sen 4490 kesmişsin. 4000'de 490'da ben kesmişim. Oyun aşamasını 51'e ilerletmişiz bu arada benim oyun aşamamı. Mercimek. Mayonezis enstrüment kanka. Bitti galiba. Şeyden iniyorum, evin içinden. Hani. Sen yavaş yavaş lootları göster arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle bir günün size ödülü. Etraftaki komple gördüğünüz loot çuvalları. Ve her birinin içi mermi, yemek ve diğer yardım malzemelerinden, sağlık malzemelerinden kaynıyor. İçerisinde para da çıkabiliyor böyle. Abi ne kadar loot düşmüş sende. Ne kadar ganimet düşmüş öyle. Zombi geldi, görmedim kanka. 700 zombi geldi. Bence az bile düştü. Kaba hesap yaptığım zaman 700 zombi hesap yapıyor kanka. Bu arada kaç mermi harcadık? Yaklaşık 5000 falan harcadık değil mi? 5K mermi harcadık. 5K mermi yaptık. 3 tane yaptım, 2 sene yaptım. Çok rahat 5K yaktık bu arada ya. Zaten bana bir üşüme geldi kanka. Vadem doldu. Evet benim bir vadem doldu böyle. Ben bir... Çizildi. Totem çizildi. Takıldım oraya. Akıl sağlığı yükselten bir şey vermiyor mu? Vermiyor Duygu, vermiyor. Mental olarak bitiyorsun. Kanka bu arada paramparça etmişler yeri ya. Ya zemini falan kırdılar kanka. Ben gördüğümde adamın biri zemini yutuyordu böyle. Allah'tan kitapları da okumamışlar. Güzel kitap rafları daha dolu. Şey düzgün oldu. Ya şeylere vurmuşlar işte baksana. Telleri melleri yırtmışlar. Ya şu şunun altından ne istediniz ya? Kutu havada kalmış. Lootlayabildiğimi lootladım kanka. Dünya kadar malzeme çıktı. Görev kağıtlarından tut hazine haritalarına kadar. 4600 eski para çıktı kanka. Yani az çıkmış. Ben de daha fazla çıkabiliyorum. Acıkmışım. Yemek var, yemeğim var. Bunları eve teslim edelim kardeşim. Yani eve doğru yavaştan yolculuğu alalım. Sonra ben yavaştan müsaadeni alayım. Aa daha buralar varmış. Aldım. Of bayağı malzeme çıktı ya. Chat acaba şey böyle bir zorluk benim panele gelse ne halt deriz onu merak ediyorum. Araba sende mi? Araba bende, şunlar al. Aa, daha önümüzde de var bunlar. Dostum ana sayfadan dolayı fazla arkadaş izliyor, eksik olmasınlar. İyi seyirler diliyorum herkese, yani keyifli zaman geçiriyorsanız ne mutlu bana. Sinirimi bozdular, niye sinirim bozuldu? Dostum hayrola? Aldın mı? Aldım. Madenci kaskı falan çıktı ya, madenci miğferi. Modlu şey de çıktı, mermiler de çıktı. Ama yok, harcadığım mermiyi geri vermiyor kanka. Bütün loot sandığını ben almama rağmen mümkün değil. Gel gidelim hadi. Kanka patlayan zombiler arabayı patlatmışlar. Evet evet, gördüm araba şeyi vardı böyle. Arabanın patladığı bir kenar vardı. İşte kanka benim bir kanlayım böyle, daha bir 21. kanlayım. Daha bunun düşen düşünsene, 200 kat düşen. Benim 49'da anca bu kadar gelecek, belki bu kadar da gelmeyecek. 4x4 bizim değil arkadaşlar, ben bu save'de misafirim, misafir. Ben şu arabanın sesini kapıyorum kankacım şimdilik. Çıkarken eski haline getiririm ayarları. Vallahi emine sağlık kanka, sayende böyle gerçekten bir kanlay çarpışmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini görmüş olduk. Efendim, olay değil oyun ya. Bu arabaya 2 kişi binebiliyor. Oyunda daha büyük araçlar ne yazık ki mevcut değil. Daha hızlı seyahat edebilmek için ve yeryüzü şekillerinden etkilenmemek için bir jilikopter mevcut. Ama henüz sanırım bizde jilikopter yok. Yani en azından benim save'imde ikisi de yok. Yapayım mı? Maalesef. Yaparsan göstermiş oluruz insanlara da, ben sürmeyi bilmiyorum. Malzemen ziyan olabilir. Yani olsa ne olur be, senden de teşekkür ederim balım. Oyundaki tek 2 kişilik araba bu arada. Bunun haricinde herhangi bir araç yok 2 kişinin binebildiği. Motorlar tek kişilik. Bizim aldığımız motor bu arada şeyden bulduğumuz, tüccardan bulduğumuz motor, 20.000'e alınan üst kademe bir motor. Bir de onun böyle scooter sürümü var. Bızdık hali, aynen öyle. Hani pizza dağıtım motoru gibi böyle pıt 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 giden. O birazcık daha yavaş ve sıkıntılı. Ama araba olarak sanırım 4 çeşit. Bızlık motoru, normal motor, araba, jilikopter, bir de bisiklet var. Bisikleti sayma. Bisiklet stamina çok yiyor ya, bisiklet kötü. Evet yani stamina zaten dayanamıyorsun ki, çarını stamina odaklı yaptın diyelim. Benim çarım dedenin toniğini içmeden önce stamina odaklı bir çardı. Ve stamina odaklı çarda gördünüz yani böyle bıçak kullanarak zombileri haşlamaya çalışıyorsun. Abi mümkün değil. Kanlarla nasıl bıçakla dökeceğim bunları? Hı? Benim kanlarla diyorum, nasıl bıçak kullanabileceğim? Ya senin kanlayla bıçağı bizi mahvederler ya. Tabii öldürürler seni büyük ihtimalle. Ege hali aslında var bir de mi? Nasıl yani Ege hali var derken? He kardeşim. Ya normal, bunlar da normal lootlardan çıkıyor biliyor musun? Hani evin içinden falan toksik zombiler çıkıyor artık bende. Patlayanlar falan. Senin dünya kademen benden çok üstün kanka, ondan dolayı. Teşekkür ederim Jenika, iyi yayınlar dileğin için çok sağ ol. Zahmet. Jenikla. Ay. Akla attık. Kanka fark ettim, böyle bir damage yiyorum ufaktan da çaktırmadan. Basarız neyse, sıkıntı. Abi 24 level oldum ya, 24. Bir kanlayla değil mi? Bir kanlayla 24 level. Wow. Motorun ponçik hali mi? Aa. Şimdi ben motor olarak şey dedim ya, bir bızlık hali var, bir şey hali var diye. Duygu da bir de Ege hali var diyor. Duygu da Ege'ye motor demeye başladıysa harbiden doğru yolda, doğru yolda da yani nasıl ya oldum ben bir ya. Zombilere gerek yok, seni şoför öldürecek. XP ayarı kaç x'te bilmiyorum. Benim dünyamda normal ayarda, ben donuyorum gene, üşüyorum ben ya. %25 falan. Senden beklemezdim abla diyor. Ay kıyamam. Ha, çocuğun kalbini kırdın, ne yapacaksın şimdi Duygu? Aa, üstüme iyilik sağlık. Kankacığım düşen lootları nereye koyabilirim? Bana bir sandık yapabilir misin? Düşen lootları koyayım oraya. Ben atayım şöyle ortaya bir büyük. Sen de oraya bir helikopter yap. Sana senden bir helikoptere binmiş olalım. Oyunun helikopterine. Onu da göstereyim sana. Şuraya. Ama da sana dediğim sandık bu kanka. 12 tane çivili yapıyor. Sıkıştı, abi, sıkıştı. Onu aç. Hayır, hayır. Motor demek istemedim. Tatlı şirin demek istedim. Yerse. Yeme Ege, yeme. Yerse artık. Ah kanka gene kilitli diyor. Kendim kazarak kilitledim, açar mısın? Ya seni... Sen ne olmaz yatarsın. Kanka kazara kilitledim. Özür dilerim. Bir de sen inanma ablam onlara falan diyor. Artık... Sana çapır dedim. Artık kimseye güvenim kalmadı diyor ya. Ay Egeciğim, ah bebişim, vah bebişim. Senin yayıncından başka dostun yok Ege. Sanırım bu da onun moralini bozan kısım. Silah falan da gelmiş bu arada. Level 4 bıçak gelmiş. Demir kask gelmiş. Seviye 3 SWAT kaskı gelmiş. M60 makineli tüfek gelmiş. Yani genel olarak verimli bir kanlaymış sanırım ya. Kanka işte ona göre de ödülü var. Zor açıyor mu? Ben öyle demedim Ege, özür dilerim. Ay kıyamam, bir de özür diliyor ya. Ay. Takılıyoruz be, rahat ol. Canım benim. Şuradan teker üret. Hemen. Ama üretemeyebilirim ben. Tamam, sıkıntı. Sen sal orayı. Ben bu safe'de biliyorsun akılsızım. Düşme tuzaklara mı? Aa hemen beni de düşman belledi. Nasıl ya? Oo. Ama düşman bu arada da neyse, şimdi ben konuşmak istedim. Oha. Asit bidon nerede ya? Kankacım ben de bilip senin asit bidonunu. Aman be, sen de neyi biliyorsun be? Bu arada bu sandığı unutmayacağım. Bunları böyle attın ya, ben de senin sevimine geleceğim, ortaya böyle bırakıvereceğim o sandığı. Kanka sandığa bırak yeter, ben düzeltirim. Tamam. Ya içimden geçme yeter, teşekkür ederim. Ben korku oyunu oynamıyorum Jurassic, çok teşekkür ederim dostum. Puanlarını bas. Sonra girdiğimizde duruma göre şey yaparız, ayarlarız arkadaşlar. Şimdi sadece şey yapacağım. Helikopter kullanıp size helikopter kullanımını göstermeye çalışacağım. Levelleri sonraki kanlaya, Yasin 28'de de davet ederse bize ya da 35'te sonraki kanlaya da göstermek amacıyla bekletiyorum. Yani bir teker olsun de şurada 3 dakikası var. 3 dakika sonra bunları halledeyim. Tamam. Atabilirsin istiyorsan şey. Evet, teker üretiliyor 30 saniyede. Sonra 2 dakikada helikopter zıbızı üretiliyor. Aman be, bundan sonra sessizce gelip 7 Days nefretimi belirtip full ekranda izleyeceğim, başka bir şey demeyeceğim. Ay, gene birinin sinirlerini bozduk. Peki bir şey soracağım Duygu, bu konuda dürüst ol. Öğrencilerin mi daha sinir bozucu, ben mi? Açık ara sen. Abi yani ben Ege'ye şey dedim değil mi? Çapır. Ben Ege'ye çapır dedim, sonra da şey diye çeviriyor. Ben tatlı demek istedim ablacım, aman ablam, canım ablam. Yavrum ey. Yer mi Ege bu numaraları? Yemet. Şu helikopteri de gösterelim arkadaşlar size şey olarak. Oynanışı olarak. Ya kanka yaptığın yere hala hayretle bakıyorum gerçekten ya. Adamın şeye baksanız arkadaşlar, buradan yani bu sefer de güneş kavuruyor. Senin yerleştiğin biyomda sorun var bence, ya da ben bozuğum bilmiyorum, iki seçenekten biri. Sen altını vermedin ya, o yüzden. İki dakika bir iyi altını ver de acı çekme, burayı bırak diyor. Hakikaten ya, bir iyi yalıtımı vereyim. Ve vay anam vay, 100 bit göndermiş. YouTube'dan kaç bölüm öndesin demiş. Bu ekstra bölüm sevgili dostum, YouTube'la bir alakası yok bu bölümün. Ana save'imizden bağımsız olarak geldiğimiz Yasin'in save dosyasında ona arkadaşlık ettiğimiz bir bölümdü bu sadece. İyi yalıtımlı verecektim değil mi? Evet. Bu arada kendileri bununla craftlıyorum kanka. Bunlar craft'ta bırakıyorum. Tekrar bırakıyorum, kendini bırakıyorsan. Beyze vuran da olmuyor. Demir dikenleri yapması çok maliyetli değil bu arada. Hani onu kendin yapabilirsin istersen. Peki kanka bir şey soracağım. Neden bana oyun aygır gibisin başarımı verdi? Abi çünkü çok fazla zombiyiz. Yanaklarından kan fışkırıyor ve aygır gibisin başarımı verdi bana oyun. Vey. Baksana içeriye Samet. Hani zombi şaş kaza içeriye oturdum tak patates oldu. Garanti şu patates kanka. Sen en güzeli var ya şey hani. Kapıyı kırıp. Evet evet. Kapıyı kırıp yer altından geçirmen en güzeli. Yalnız helikopteri böyle uzakta bir yerde benim elime ver. Yazık günah şey olmasın senin. Base'ine zarar gelmesin. Ben çünkü çarparım. Birazdan oyun değişeceğiz sevgili arkadaşlar. Birazdan Ege müsaitse Total War Warhammer 2'ye de girebiliriz. Iratus da yapabiliriz aslında bir tur. Gel gel. Aşağıda 3 dakika yol diyor. Buradayım. Kahvemi içiyorum kanka. Puanları kalbe harcadın ya. Olsun. Güzel şey değil mi? Abi bu arada şunları göstereyim sana. Sonraki hedefimde gel buraya yanıma. Şu görüyor musun? Bak şu taretleri. Al şunları. Arkamda. Evet. Otomatikler. Bunlar elektrikli. Bunlar çok fazla oluyor. Oo, bunlar... Ben bunu hiç görmedim kendi save'imde. Mermiyi koyuyorsun, elektriği veriyorsun. Çak, çak, bir de kamerayla vuruyor. Nereyi gördüğünü falan gösteriyor. Modlu değil değil mi? Bu oyunun kendinde var. İşte arkadaşlar. Ayarlayabiliyorsun da insanlara vur, zombilere vur, yabani hayvanlara vur diye. Evet yani görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ne kadar harika bir oyun oynadığımızı. Bunlar geri alınıyor da lütfen. Çok bir şey istemiyorum arkadaşlar. Alınmıyor mu? Bunları koyma ama söverim. Arkanda. Bunlar güneş panelleri, elektrik için. Anladım. Geri al. Adamın save'ine girdim gene zarar verdim bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Kardeşim her şeyin bir karşılığı var. Görüşeceğiz. Gel aşağı. Keyifle kahvenizi içersiniz tabii. İyice şeytan oldum chatte. Ben bir şey demedim. Ben mi dedim Yasin Ege'ye? Ben mi Ege'ye laf ettim kanka? Hayır. O zaman ben niye şey yapayım? Ben niye kendimi kötü hissedeyim? Ben tabii ki keyifle kahvemi içiyorum. Batu bana hak ver kanka hemen. Sana zahmet. Moderatör olarak destekleyin beni. Evet evet kesinlikle evet falan yap böyle. Ben duydum her şeyi, neyin ne olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Bağlamayı. Hı? Bağlamayı seri gösterir misin? O fark etmez. Helikopteri kullanıp geçsek olur aslında. Çünkü kafam o kadarını almayabilir. Kendi save'imde bu sabah oynadım. Basit bir şey yani. Samet haklı, konuyu bilmiyorum ama Oğuz abi. Abi sana şöyle kocaman kalp teşekkür ediyorum abi. Gel ya sana elektrik nasıl bağlanıyor? Ya ben anlamam. Ben anlamam ki. Gel. Şunu al eline. Hı. Sonra. Bir tanesini akü koyuyorsun. Tamam mı? Buna motor koyuyorsun. Bundan buna bağlıyorsun. Bundan buna bağlıyorsun. Otomatik akü şey oluyor. Anladın mı olayı? Çek ondan ona. Sağ tık bas. Şuna sağ tık bas. Sonra şuna sağ tık bas. Buna bağla. Heh. Heh. Buna bak, bak önce şu şeye bağlı, sonra gel buna bağlı. Ama bu koptu. Kopma diyor, kopma sen devam et gel. Sağ tıkla şunu. He. Basit. Sonra sağ tıkla hepsi bağlandı. Gördün mü olayı? Bu kadar basit elektrik bağlamak. La görmedim, benim elimde hala kablo dolanıyor. Tamam ikiye bas kabloya at. Sağ tıkla şuna, sağ tıklayın ki. Nasıl bir patates adam? Anlamıyorum. Tamam bırak sana ben özellikle anlatırım sana. Anlamıyorum, elime verdin kabloyu, onu oraya bağla onu oraya bağla deyip duruyorsun ya. Hey hu hu pıst falan desen de cevap vermeyeceğim artık, boykot ediyorum sizi. Ya ben ne yaptım peki? Duygu ben mi dedim çocuğa ya? Batu bana hak verdi mi onu kaçırdım. Batu hak verdin mi bana? Evet evet doğru yaptın mı? Kafa salladın mı? Yaptın mı Batu? Batu var ya hiç böyle... Geçenlerde de beni sattığında şey dedi. Abi ben ajan olarak gittim aslında dedi ama... Pek güven... Verdim tabii ki dedim. Ha teşekkür ederim Batu. Kanka evinden uzak bir yere koy. Malzemelerimin tamamını sana bırakayım mı? Ya ölsen yedi yatak... Ya gerçi yatakta doğmayacaksın. Öteki tarafı doğacaksın. Bence üzerine at. Ya da buraya bir yatak at. Dur. Her şeyimi sana vereyim. Jilokopteri... Öleceksin. Kanka %100. Jilokopteri helal et. Helal olsun hadi bak. Arkadaşlar oyundaki en iyi taşıtlardan biri de bu. Yani engellilere takılmadan, engebeli arazileri aşarak böyle hızlı seyahat edebilmek için. Oturamıyorum. Baksana canım benim. Ama nasıl çalışıyor bilmiyorum. Dur yük koyuluyor mu? Tabii ki tabii ki. Yani neredeyse araba kadar yük de koyulabiliyor. Güle güle Yasinciğim. Güle güle kardeş kardeşim. Kanka eve doğru geliyor. Nasıl gideceğim? Aa çok. Yasin Yasin. Eve doğru gidiyor bu. Arkadaşlar evet ilk uçuşta Hızarfen şöyle bir ilk uçuş denemeleri. Yasin. Kalktım. Başaramadım. Oy! Nasıl iniyoruz aşağı? Nasıl iniyoruz? Ya takıldım kardeşim. Alo. Yardımcı olur musun? Hızlı kesin yavaş yavaş iniyorsun. Fare tuşuna kon. Fare kontrol ediyor bu arada. Fareyi ona göre ayarla. Ben gidiyorum burada. Sen ha, fareyle aşağı doğru. Ya 5-6 yapsana. 5-6 mı? Ha, tuşlarına 5-6'ya bastın. Kontrolden nerede sen bilmiyorum. Uç bakayım. Aldım fareyi. Araba var orada, araba var. Görmedim. Tamam. Uçuyorsun tamam, sıkıntı yok. Kanka ama bir sıkıntı var. Yan uçuyorum. Bir şey olmaz. Düzelirsin. Ha çözdüm kontrolleri. Hadi. Aha çözdüm. Gap infilak ediyorum. M değil. İrtifa kaybediyorum. Ya ters niye döndün? Ya ben ne bileyim niye döndüm. Ah. Gene ters dönüyor bak. Geri. Ya ileri gideceksin. Ya gidemiyorum. Kanka başaramadım. Al sen uç. Ben sevimde helikopter falan yapmam abi ben seni. Ya inemiyorum. Kanka. Şunu al benden. Sen nereye gittin? Ay tövbe estağfurullah. Sen uç bakayım uçabilecek mi? Bu uçmaz ki. Ay. Bu neymiş abi? Ben gidiyorum dedim. Gidemedim. Aa. Kanka sen de pek uçabiliyor gibi değilsin. Ben de yükselmiyor bu. Ya. Ha başardı galiba. Ha. Tamam da pek ileri gidemiyorsun gibi. İleri gidiyoruz da nasıl indireceğiz bunu? Vay Yasin güle güle. Kardeşim durmuyor mu? Bilmeyenler için şuradaki bir nokta. Bizde kayboldun kanka benim ekranımda yoksun artık. Panik. Aa etraf çok... Kanka bende yoksun gökyüzüne falan çıktın sen bende yoksun artık. Ya önü düzeltemiyorsun işte sorun orada. Ha, böyle gidiyor bu herhalde. Görüşürüz Yasin. Kendimi bıraktım aşağı doğru. Kendine iyi bak kanka. Evine doğru göçme de. Sonra bu helikopter belasını sen sardın başıma deyip böyle ağzımı burnumu dağıtma. Arkadaşlar Yasin artık yok. Başarı mı aldın dünyaların en üstünde diye. Ben oraya kadar çıkamadım bile. Panik. Kanka bir kanat çırp. Ay canım bir. Nasıl indim ama tak diye buradayım. Kanka tak diye buradasın saniyede. Ya kardeşim bunlar hep yetenek. Kardeşim eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada zehirli, bunu yere kapat. Evet evet sen onu bir yere kitle. Uçtuk biz ya. Uçtuk arkadaşlar, şahitlerimiz var. Uçtuk canım. Yasin kesin uçtu. Ben biraz alçaktan, yani yükseklik korkusu var bende. Yasin kesin uçtu. Balım ben... Dünyalar senin oldu kanka. %15 kişi, %15 başarımı yapmışız. %15 kişinin yaptıklarına. Katılıyorum. Balım ben ayrılıyorum sevden müsaadenle. Eline emeğine sağlık.